anlamak için mealinde bir haber. Hülasa bir ya bunu özellikle seçim sattı mailine daha girdiğimizde daha işte daha çok seçimi hep seçimi konuşuyoruz gerçi başka bir şey de konuşmuyoruz yani adaylar falan filan daha böyle netleştiğinde tablo bu mesele daha da gündemimizde olmaya devam edecek. Yani HDP üzerinden altılı masayı sıkıştırma, orada bir rahatsızlık yaratma, belki işte oraya giden milliyetçi oyları tekrar kazanma planı, hamleleri yapılacak. Muharrem Kaşıtoğlu ile başlayalım bu bölüme. Siz altılı masanın bu tip meseleler HDP üzerinden bir tartışma başlığı açıldığında gösterdiği tutumu, hatta başından beri HDP'ye yönelik politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce doğru mu? Yanlışlar var mı? Evet, HDP meselesi Türk siyasi tarihinde özellikle tabii son dönem için söylüyordum. Son derece kırılgan, hassas bir mesele. Buna da altılı masanın genel başkanları da dikkat ediyorlar. Orada sonuçta kırmızı çizgiler var. Özellikle İyi Parti'nin bu konudaki deklarasyonu da ortada. HDP'yi ben tabii ki resmi bir siyasi parti, hazineden de yardım alan bir siyasi parti olduğu için o çerçeveden de değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Gürsel Tekin tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ana muhalefet partisinde genel başkan yardımcılığına kadar yükselmiş. Hatta önemli genel başkan yardımcılıklarından birine kadar yükselmiş. Önemli bir siyasi figür, İstanbul İl Başkanlığı yapmış. Hala da hali hazırda İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de etkin bir kişi olduğu için söylediklerinin ses getirmesini çok doğal buluyorum. Ses getirdi de zaten. Ama benim şahsi fikrim Gürsel Tekin genel başkandan da bu anlamda rol çalarak altılı masanın hassas dengelerini de göz ardı ederek bence çok gerekli olmayan bir değerlendirme yapmıştır. Dolayısıyla çok... Bunu söylememeli miydi? Kesinlikle söylememedi. Bu konular sayın vekilim de karşımızda tabii. Yani milletvekillerinin bu konularda çıkıp genel başkan yardımcıları hatta parti sözcüleri varken bu konularda çıkıp hele bu kadar hassas konularda çıkıp bir altılı ittifakın da söz konusu olduğu ve seçim arefesinde olduğumuz bir dönemde çıkıp söylemesini ben çok sıkıntılı buluyorum. Peki. Manidar buluyorum. Bence bunu söylememeliydi. Asla söylememeliydi. Aslında şimdi Gürsel Tekin bu açıklamayı yaparak kimi memnun etti? Bu soru önemli bir soru. Kimi memnun etti? Hangi tarafta ses getirdi ve destek gördü baktığımızda? İktidar partisini ve Cumhur İttifakı'nı memnun etti. Bütün basın günlerce haber yaptı. Evet. Günlerce haber yaptı. Yani demek ki Gürsel Tekin altılı masa çerçevesinde ben yanlış bir iş yaptı. Bunun da sorumluluğunu bence alması gerekir. Genel başkan da geç de olsa bugünkü konuşmasında o kendisini bağlar dedi. Ama sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisine, planlarına da, çalışmasına da, emeğine de zarar veren bir çıkıştı bu. Bunlara tamam. Dikkat etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinden yaşanacak sıkıntılar en büyük sorunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O yüzden önemli. HDP'nin tabii ki burada kilit parti HDP. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sonu bir kapı olarak düşünün, bir kilit olarak düşün Cumhurbaşkanlığını. Anahtar partisi olduğunu düşünüyorum ben. HDP seçmeni Millet İttifakı'na ikinci turda oy verir mi? %100 verir. Aday kim olursa olsun, bakın aday kim olursa olsun, ismi geçen adaylar var. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu vesaire geçen adaylar var. Bunlar kim olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında HDP seçmenini kiminde %90'ı o 4 adaydan, kiminde %80'i, kiminde %70'i mutlaka Erdoğan karşısında Millet İttifakı'na oy verir. Tartışması neden verir? Mesela tercih etmez. HDP seçmeni Mansur Yavaş'ın ya da Meral Akşener'in birinci adımda Cumhurbaşkanı adayı olmasını tercih etmez. Ama bilim ve matematik bunu emrettiğinde, emrederse eğer, bilim ve matematik anketlerden bahsediyorum, ederse HDP seçmeninin %70'i Mansur Yavaş'a da oy verir. %20'si sandığa gitmez, %10'u da gider Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da o anlamda oy verir. Neden oy verir
Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında HDP seçmeni. Bakın 2019 yerel seçimlerinde HDP tüm Türkiye'de 3 tanesi Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 64 belediye kazandı. 64 belediye, 3'ü Büyükşehir, 6-7 tanesi de il. Şu anda kaç belediyesi var biliyor musunuz HDP'nin? 5. 2 tanesi ya da 3 tanesi belde belediyesi, diğeri de 2 ya da 3'ü kalan ilçe belediyesi. İl yok, Büyükşehir yok. Hepsine çeşitli bahanelerle iktidar kayyum atadı. HDP seçmeninin demokratik tercihi olan belediye oylarına bu anlamda ipotek koydu. Amiyane tabirle söylüyorum, çöktü resmen. Şimdi HDP seçmeni olarak bir düşünün. Bunu yapmış bir iktidar partisi, bu muameleye maruz bırakmış bir iktidar partisi karşısında aday karşı tarafta kim olursa olsun elbette oy vereceklerdir. Büyük çoğunlukta elbette destekleyeceklerdir. Çünkü onlara yapılan en büyük kötülüğü tarihte net olarak siyasi anlamda bu iktidar yapmıştır. Dolayısıyla bu anlamda tırnak içinde söylüyorum yine, bir intikam beklentileri var HDP seçmenin. Onun da gereğini elbette yerine getireceklerdir. Burada tabii ki kritik parti HDP olduğu için çok gündemde, çok hassas. Bakalım zaman ne gösterecek. Ben önemsiyorum HDP'nin oy tercihini. Gürsel Tekin'de tekrardan söylemek gerekirse peki, konuşmasını yanlış buluyorum. Tamam. Sezin Hanım, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Gürsel Tekin HDP'nin altılı masanın 7. parçası olduğu söyleniyor. Yok masanın ayağı diyorlar. Vesaire. Altında diyorlar. Altında diyorlar. Fakat mesela Mithat Sancar defaatle HDP'nin altılı masada bulunmak gibi bir talebi olmadığını söyledi. Bu son tartışma üzerine biz bakanlık peşinde falan değiliz, öyle bir derdimiz yok dedi. Zaten onlar da kendi altılı ittifaklarını kurdular sosyalist partilerle, biliyorsunuz. Seçime başka bir ittifakla gidecekler. Fakat iktidar tarafından bu salvolar gelmeye, bunun üzerinden işte altılı masada bir gedik açmaya yönelik hamleler devam edecek. Buna yönelik altılı masanın yürüttüğü stratejiyi doğru buluyor musunuz? Bir kere Gürsel Tekin'e bu sorunun özellikle sordurulmuş olması ihtimali de çok yüksek geliyor bana açıkçası. Ve orada tamam, böyle bir şey söylendi. Bir gün birisi söyleyecekti veyahut da bu konu bir şekilde gündeme gelecekti. Ya çünkü HDP'de ne olursa olsun Hilal-i Ahmer değil. O da siyaseten bir takım kazanımlar elde etmek isteyecek. Belki bakanlık olmayabilir ama bir takım pozisyonlar vesaire gündemde olacaktır. Bir gün bunun tartışılması gerekecek. Belki zamansız da bir şekilde işte Pandora'nın kutusu açılmış oldu. Burada bu sorunun sordurulmuş olduğunu bana düşündürten, daha sonradan da bunun hem sosyal medyada hem iktidar medyası tarafından kullanılması ve yani kullanılış şekli ve HDP'nin mesela açıklamaların hemen bütün bu iktidar medyası tarafından çok en mikrofon uzatılarak takip edilmesi bu konuyla ilgili. A Haber'in HDP'deki basın toplantısına gidişini söylüyorsun. Evet. A Haber mikrofonu masadaydı. Dolayısıyla bu hakikaten bir takım mizansenler tutmuyor belki ama bu tutan bir mizansen oldu. İşte burada bu bir şekilde gündeme gelecek. Şu veya bu şekilde önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla gündeme gelecek. Zaten Gürsel Tekin'le alakası olmayan konuyla ilgili başka CHP'den isimler de içine çekildi vesaireydi. Böyle ya bir o büyüdü de büyüdü konu aslında. Burada bana kalırsa Meral Akşener'in belli bir noktada artık karar vermesi gerekecek. Türkiye'nin lideri mi olacak? Yani liderlerinden bir tanesi mi olacak? Yoksa İYİ Parti'nin lideri ve İYİ Parti'nin seçmen kitlesinin lideri mi olacak sadece? Meral Akşener'in açıklamasını ben dinlediğim zaman Meral Hanım'ın öyle bir tavrı var. O da net konuşan bir insan ve bir anlamda bazen çok siyaseten de daha elastik, daha esnek davranmayı çok da seçmiyor. Onun üslubu böyle ama. Fakat bu işte Kürt meselesi olsun, LGBT konusu olsun, daha önce hep açıklamalarında böyle bir şey var, böyle
bir çerçeve çizmesi ve burası işte benim çerçevem. Bunun dışında çıkmıyorum, çıkmayacağım. Mesajını net bir şekilde karşı tarafa vermesi. Ama işte bütün işte Türkiye'nin lideri olmak istiyorsanız ve AK Parti İYİ Parti'nin gerçekten bir merkez sağ parti olmasını istiyorsanız bu tür tabuları aşmak lazım. Yoksa yeni bir MHP, güçlendirilmiş MHP olarak karşımızda olacak her zaman İYİ Parti. Bu bakımdan aslında bu mesele işte yani Gürsel Tekin'in söylemiş o bilmem ne vesaire bir şekilde artık bunun kararının veriliyor olması lazım İYİ Parti tarafından da. Tabii Meral Hanım'ın açıklamaları. Bu kararı seçimden önce beklemek doğru mu İYİ Parti'den? Meral Hanım'ı da bilince veyahut da genel olarak işte üslubunu da bilince bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bu zamana kadar yapmış olması yani, lazımdı zaten. Yani ilmi siyasetin gereğini soruyorum. Rasyonalitenin gereğini ya da. Yani İYİ Parti'nin seçmen tabanı şu anda işte MHP'den kayanlar ağırlıklı olarak değil mi? Yani milliyetçi söylemleri öne çıkaran bir parti. Şimdi Türkiye seçime giderken işte HDP masada değilken kendi ittifakını kurmuşken vesaire çıkıp evet yani İYİ Parti ile HDP ile de oturulabilir, konuşulabilir, meşru bir partidir, işte 6 milyon insanın oyunu almış bir partidir demesi siyaseten doğru olur mu sizce? Yani şöyle çok daha bir açıklamayı öyle bir yaparsınız ki son derece daha esnek bir takım kapıları açık bırakabilecek veyahut da önünüze ileride çıktı veya o gün birdenbire onun bomba gibi ortaya düşmemesi için karşı tarafta nasıl bir algı yaratacağını bir tartarak vesaire bunun işte siyaset zaten böyle bir şey. O cevabı verebilmek. O yüzden ben siyasetçi değilim. Ama yok önemli bir şey. İnan Bey siz önemli bir şey söylediniz. Yani İYİ Parti misyonu gereği, altılı masadaki misyonu gereği de genel olarak tabanının aldığı şekil itibariyle de o net mesajı veremez. Ya vermemeli de zaten. Ben hani sizin sorunuza cevap veriyorum. İYİ Parti'den beklemek bir adil mi? Adil değil. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz İYİ Parti'den bunu beklediğiniz zaman en nihayetinde İYİ Parti bunu inanç olarak da söylemez. Diyelim ki söyledi. Bu kime yarar? Kime yarar? Cevap basit. Kime yarayacak? Ya orada işte dediğim gibi tamamen size hak veriyorum. Tamam. Haklısınız ama öyle bir formülasyon yaparsınız ki dediğim gibi o esnekliği de bir şekilde esneklik içinde barındırır. Ama bir de o esnekliği nasıl söyleyebilir? Bir de yani Sezin Hanım içinde HDP'nin geçtiği her cümleyi bir kere her iktidar şeyden medyası, önce bütün iktidar kadroları kulaklarını açmışlar, bekliyorlar. Yani hazır tabii bekliyorlar. Buradan ne çıkarabiliriz? Buradan ya işte örnek somutu çok doğru. Bakın Doğu'da Doğu'da bir il ziyaretinde Meral Akşener genel başkan Doğu'da bir il ziyaretinde bir esnafla bir diyaloğu var. Hatırlarsınız birkaç ay önce esnafla HDP meselesi konuşuluyor. Net olarak orada niye cevap vermedin diye iktidar medyası günlerce sen işte Meral Akşener sen böylesin zaten PKK ile işte HDP ile iş tutuyorsun. Bu net olarak ortaya çıktı deyip ya kadını sürekli çok sert bir şekilde eleştirdiler. Peki. Yani bu da bir tarafından edelim tutulabilir. Yani bunun bir gündem oluşturmak için aslında alıp işte de madem böyle bir şey söylendi. Tamam söz söyleyene aittir falan vesaire bir şey dersiniz. Denebilir. Şimdi ben dediğim gibi siyasetçi değilim. Çok zor bir soru sorduğunu biliyorum. Evet, zaten. Fakat bunun burada cevabını buradaki İYİ Parti'ye genel başkan olurum zaten. Yok hiç niyetim yok. Meral Hanım'a da gerçekten Allah kolaylık versin. Zor evet bir şey çünkü kolay değil. Devamlı işte bu sorular ve sorunlarla evet muhatap olmak ve herkesi evet memnun etmeye çalışmak oldukça zor. Ama Meral Hanım'ın HDP ile ilgili bir şey söylediğinde genel olarak Türkiye'deki Kürtlerin onu üstlerine alındığını da unutmaması gerek. Yani sadece HDP meselesi değil bu. HDP'ye oy vermeyen Kürtler de ister istemez kendilerine karşı bir şey. Biz zaten ön yargıları var. Evet. Peki şöyle düşünen Kürtler yok mudur? HDP seçmeni, HDP şöyle tarif ediyor.